gün içinde bence kendi doğduğu kent adına da Kaçkar by UTMB adına da bambaşka heyecanlar duyuyorlardır. Ne güzel ki bizlerle birlikteler değerli konuklarımız, Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Osman Aşkın Bakı sahneye alkışlarınızla davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Valim, çok değerli bize ilimizin bürokratları, çok değerli hemşehrilerim, kıymetli basın mensupları, değerli misafirler, hepiniz Kaçkar'a, Ayder'e hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün mutluyuz, gururluyuz gerçekten. 2023 yılında Kasım ayında yaptığımız Rize'de spor turizmi çalıştayı esnasında değerlendirmelerde bulunduk. Bu değerlendirmenin içerisinde de Rize'mizi spor turizminde nasıl geliştiririz, neler yapabiliriz? Bu noktada çalışmalara başladı arkadaşlarımız. Sayın Valimiz, Rize Belediyemiz, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, DOKAP, Rize'deki belediyelerimiz hep beraber, Çamlıhemşin Belediyesi, oturduk Kaçkarları nasıl ön plana çıkartabiliriz, vizyonel bir çalışma nasıl yaparız? Burada tabii UTMB uluslararası ultra trail maratonlarından dünya çapında onlardan bir sunum aldık, bir briefing aldık, anlattılar neler yapabiliriz, burayı nasıl tanıtabiliriz. Çünkü bizim burada siyaset yaparken de hep söylediğimiz bir şey vardı: Rize'yi, tabii çay bizim her şeyimiz, çayın başkenti, yağmurun başkenti, ama bunun yanında bizim her zaman konuşmalarımda da söylemiştim, turizmi eklememiz lazım. Bunu nasıl geliştiririz? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Rize'ye çok unik, özel bir havalimanı kazandırıldı. Bu havalimanından hepimiz memnunuz. Açılışında bulunduk, kullanıyoruz. Hep bizim rüyamız vardı, bu Kaçkarlardaki turizm potansiyeli, kış potansiyeli, kış turizmi potansiyelini yanında diğerlerini de katalım. Hala bu hedeflerimiz, bu amaçlarımız var ve devam ediyor. Bu bir başlangıç, bir ayak. Özellikle şunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten ben de bu sayılan Husser Yaylası, Kavrun, Yukarı Karın, Travit, Avuser, Amlaket hepsini Osman abi burada, Osman Haşimoğlu ve diğer arkadaşlarımızla beraber jiplerle gezdik. Sayın Valimizle de gittik. Hakikaten her birinde ayrı bir özellik var. Ayrı bir iştah var. Böyle bir doğa güzelliği var. Bir bakıyorsunuz arkanızda Verçelik'i görüyorsunuz. İşte Kemerli Taş'ı görüyorsunuz vesaire. Pek çok buzul göllerini görüyorsunuz. İçinizden buraların insanlar tarafından görülmesi lazım. Ama en önemli şey çevreyi ve doğayı bozmadan. Bir disiplin içerisinde bunların yapılması lazım. Dünyaya tanıtılması lazım. Bu noktada tabii Kaçkarların karının niteliği özellikle çok çok dünya çapında tanınıyor. Burada tabii kışın kayak yapılıyor. Heliski ile beraber yapılan kayak organizasyonu var, çalışmaları var. Bunları ben bizzat şahit oldum ve gittim. Dedik ki ne yapalım? Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bu konuda çalıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan, Turizm Geliştirme Ajansı'ndan birlikte koordine olduk. Bizim bakanlığımızda spor turizmi daire başkanlığı var. Bu da tabii daha önce de Antalya'da da çalıştay yapıldı. Daha önceki çalışmaları da ben yakından da takip ediyorum. Gerçekten müthiş bir potansiyelimiz var. Biliyorsunuz futbolda Antalya dolar taşar. Bütün takımlar kampa gelir. Değişik yerlerde kamplar yapılır ve o yöre için bir gelir kaynağı, bir katkı ve ülkenin tanıtım açısından önemli. Gerçekten İnsanlar bu patikalarda, bu zorlu koşullarda 20 kilometreyi, 50 kilometreyi, 100 kilometreyi yürüyecekler, koşacaklar, zaman zaman koşacaklar, zaman zaman yürüyecekler. Ben de çok yürümeyi, doğayla iç içe olmayı çok seviyorum. Gerçekten çok çok kıymetli ve adrenalini yüklüyor. İnsanların iş hayatından ayrıldıktan sonra da zaman zaman böyle kendini dinlemeye, doğayla buluşmaya ihtiyacı var. Böyle bir kitle, böyle bir trend var dünyada.
Avrupa'da ve dünyada gerçekten gruplar var. Bunlar internet üzerinden yürüyüş parkurları da başlamak üzere kısa da olsa uzun da olsa tarihle beraber bütünleştirerek bu parkurlarda yürüyorlar. Açıyorsunuz bir anda doluyor. Gelenler koordineli bir şekilde bundan faydalanıyor. Biz arkadaşlarımız da ifade ettiği gibi başvurup yapılınca hemen 700 kişi 30 ülkeden başvurmuş. Ben bu konuda Nemeye geçen Sayın Rize Valimize de koordinasyonu için teşekkür ediyoruz. Rize Belediye'mizde işte üniversitemiz teknik altyapı verdi, DOKAP. Herkesin bir çabası var. Güzel bir başlangıç bana göre. Bunun lansmanını hep beraber yapalım dedik. Buraların çocuğu olarak 8 yıl burada milletvekilliği görevini yaptım. Şimdi Spor Bakanı, Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapıyoruz. Burada Kaçkarları tüm dünyaya tanıtmak arzusu içerisindeyiz. Büyük bir potansiyel var. Turizm ekseninde büyümemiz için çok büyük bir potansiyel var. Bunu başlayalım, görelim dedik. Herkes hazır. Videoları görünce insan heyecanlanıyor. O sis denizin üzerinde olmak, o zirvede olmak, hele hele belki kışın da görecek, kışın olan durumunu da görecek. Sonra dediğiniz gibi yazın da olan durumunu görmüş olacak. Hepiniz gördünüz. Heyecanlandırıcı. Ya gerçekten ben heyecanlandım. Adrenalin yükseliyor. Acaba o parkurlarda biz yürüyecek miyiz? İnsanlar ne yapacak? Gördüğünüz gibi bu Mont Blanc'ta başlayan gerçekten bir profesyonel bir iş. Bunu başlayacağız. Hep beraber biz bunu yaparız. Biliyorsun bizim insanlarımız o nedir ki der. Bunu hallederiz. Der, hallederiz. O yüzden bizim insanlarımız bu işlerde çok becerikli. Tabii özellikle dağ sporlarında gelişme var. Tabii Verçeli'ye sırtınızı döndüğünüzde o heybeti görüyorsunuz. Kaçkarların o heyecanını görüyorsunuz. İfade edildi. Büyük bir avantajımız var. Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu Rize Artvin Havalimanı buraya sadece 45 dakika. Uzmanların da ifade ettiği gibi diğer organizasyonlarda bu daha uzun sürelerde bu kitle buraya geliyor. Bizim turizm altyapımız da var. Yatak sayımız da bunları karşılayacak süreçlerde. Dolayısıyla bana göre çok heyecanlı, çok güçlü bir süreç yaşanacak. Ben Kaçkarların zirvesine 3900 metrede gördüğünüz zaman o helikopterle de uçtuk o zaman. Gördük. Doğayı, o yaylalardaki heyecanı gördük. Ve inanıyoruz ki önümüzdeki yıl 2025 yılında Eylül ayı sonunda buna başlayacağız. Ama öncesinde dediği gibi arkadaşlarımızın bir yıllık hazırlık süresi oldu. O süreçte yaşananları Filip çok güzel anlattı. Teşekkür ediyoruz kendisine. Thank you for your work for this explaining the setting the parkour of this UTMB by Kaçkar. Thanks for yours. Bence bir alkışlayalım arkadaşımızı. Gerçekten çok güzel işler yaptı arkadaşımız ve ekibi. Yine Özgür Bey'e de teşekkür ediyoruz. Onlara da teşekkür ediyoruz. Tabii bizim çalışanlarımıza, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. Ben şunu arzu ediyorum. Bu bölge turizmle kalkınsın. Turizm bacasız ekonomi. Yine Türkiye'nin endüstri ekonomisinde de çok çok önem arz ediyor. Dediğiniz gibi buralar insanlarla dolsun, tanıtımı güzel olsun. Buranın insanları kazansın, buranın otelleri kazansın, buradaki herkes kazansın, ülkemiz kazansın. Türkiye spor yatırımlarında, spor tesis yatırımlarında inanılmaz bir yere geldi. Uluslararası pek çok organizasyonu gerçekleştiriyor. 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı biz organize edeceğiz. Yine Şampiyonlar Ligi finalini organize ettik. Yeni yeni organizasyonlar var, inanılmaz projeler var. Biz Rize'ye yakışır diyoruz. Rizeliler olarak hazırız. Bu güzel organizasyonun burada başlamasını, yüzlerce insanın, binlerce insanın buraya gelmesini ve adrenalinin artmasını istiyoruz. O derelerin, o yaylaların güzelliklerini görmesini istiyoruz. Ve şunu da ifade edeyim, özellikle de söylüyorum, doğayı koruyarak. Buralar yemyeşil olsun, benim gözlerim gibi mavi olsun sular. Doğayı korumamız lazım. Rize'mizi, Kaçkar'ı tanıtmamız lazım. Hayırlı olsun diyorum. Başlangıç için emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak biz bu projenin en büyük destekçilerindeniz. Herkesi
bunu tanıtmaya devam davet ediyoruz. Basına da bunu ifade ediyoruz. Bundan sonraki paylaşımlarda, resimlerde, internette, diğer ortamlarda bu paylaşılacak. Ben inanıyorum ki binlerce insan gelecek. Hadi başlayalım. Hadi Kaçkarları tüm dünyaya tanıtalım. Ve şunu söyleyelim. Biz de ülkemizin bu güzel cennet parçasını hep beraber turizmle buluşturalım. Buranın insanlarını turizmle buluşturalım. Spor turizminde bu yatırımları yapalım diyoruz. Tekrar emekler için herkese teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Tabii Rize farklı bir coğrafya. Rizeliler çok farklı insanlar. Biz gittiğimiz her yere enerji veririz, coşku veririz, heyecan veririz. Hep beraber burada yürüyeceğiz. Parkurlar bizim olacak. Dağlar bizim, dereler bizim. Rize bizim, bu güzel ülkemizin. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Teşekkür ediyorum. Hep beraber coşalım. Hep beraber bu heyecanı yaşayalım. Hep beraber Kaçkarları tanıtalım. Ülkemizi tanıtalım. Sporu tanıtalım. Bu güzel ülkeyi sevelim. Kaçkarları sevelim. Biz Rizeliyiz. Heyecanlıyız, coşkuluyuz. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Saygılar, sevgiler. Sayın Bakanım,